Sevgili seyirciler merhaba. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait işsizlik verilerini yayınladı. Bu verilerde görüyoruz ki 61.591.015 yaş üstü insanımızın 28.519.000 istihdam edilmekte. Geçen sene bir yıl öncesine baktığımız zaman 29.118.000 vatandaşımız istihdam edilmişti. Kısaca geçen seneden bu seneye 789.000 vatandaşımızın işini kaybettiği Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinde görülüyor. Ve İşkur'un açıkladığı verilere göre işsiz sayısı %14.2'ye yükselmiş. Bu son 9 yılın rekoru olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kayıtsız olan işsizleri de devreye kattığımız zaman bu oran %36.2'ye toplam işsiz sayısı 7.305.000'e varıyor. Şimdi Türkiye malum bir yıl öncesinden vuku bulan bir döviz kriziyle beraber daha işte kur saldırısıyla beraber bütün ekonomik değerleri allak bullak oldu. O günle bugüne işleri toparlamak için iktidarın bir takım uğraşlar içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte Merkez Bankası'nı devreye sokarak, kamu bankalarını devreye sokarak yani işsizlik verilerini ve diğer ekonomik verileri düzeltme gayreti içerisinde görüyoruz. Ne yapıyor bakıyoruz? Bakıyoruz ki sıkı para politikası uygulayarak piyasaları kontrol altına almaya çalışıyor. Peki sıkı para politikası uygulamak neyi getirdi? Türkiye'de tüketimin öldürdü, bitirdi. Bunu da tekrar TÜİK verilerine bakıyoruz. Cirolar dip yaptı. Şimdi Türkiye'nin bu gidişatla beraber problemlerini çözmesi mümkün değil. Türkiye bir kere bu neoliberal kapitalist ekonomiden vazgeçmesi lazım. Bunun yerine gerçekten milli, ayaklarını yere basan, Türkiye'nin imkanlarını genişleten, hani küresel gücün değil de bu halkın refahını, yandaşların değil de 82 milyon refahını gözeten bir ekonomi program ortaya koyması lazım. İşte bu milli ekonomi modeli, Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Bu modeli Haydar Baş Bey 18 yıl önce yazdı, milletimize arz etti. Üzücü ki milletimiz cehaleti, bilgisizliği sebebiyle beraber, umursamazlığı sebebiyle, boş vermişliği sebebiyle beraber bu projeyi idare etmedi. Ama çökmüş olan bir Rusya bu modelle beraber dünya liderliğine yükseldi. Ardından Çin dünya liderliğine yükseldi. Halklarına zenginlik atfediyorlar, zenginlik bitiriyorlar. Şimdi burada bir şeyi altını çizmemiz lazım. Yani bu model halkımızın refahını yükseltecek mi, yükseltmeyecek mi? İşte iktidarın bütün yani bahanesi işte kur saldırısı, dış minnaklar. Ya arkadaşım Rusya'ya da saldırdı Amerika, Çin'e de ticaret savaşları yapıyor. Bak onlar hiç tırmadılar, hala onlar patır patır gidiyorlar. Büyümelerini sürdürüyorlar. Hatta Hindistan, Brit ülkeleri bunu yapıyorlar. Bundan büyük kanıt ne ola ki? İnsanımızı ben akli selime, milli ekonomi modelini takibe davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.